uzakta bekliyor lan. Tam bu. Evet, ahtapot var burada. Ahtapot, burada ahtapot diyorlar. Tam bu. Şu an Tanzanya'dayız arkadaşlar. Tanzanya'nın sosyal yaşamını görmek için böyle. Kalabalık bir cadde kenarında gezintiye çıktık. Çeşit çeşit şeyler var. Ben de onları göstereceğim size. Burada aromalı patlamış mısır var arkadaşlar. Bakın, ooo burada çok güzel mangolar var. Arkadaşlar, avokado var. Orange? Orange, right? Orange. Ha, portakalmış ya. Tamam. Ama baksana farklı yiyorlar ya. Şey, şartlara bakarsak biraz farklı yiyorlar. Esselamu aleyküm. Evet, burada da farklı satıyorlar cips. Ha, burada muz cipsi var. Endonezya'dan bildiğimiz farklı. Burada durakta bekleyen yolcular arkadaşlar. Otobüsler böyle bu şekilde. Farklı farklı. Bu tuk tuk oluyor arkadaşlar. Otobüs bayağı bir kalabalık. İnsanların yaşamlarına, giyimlerine, kuşamlarına, fizyonomik özelliklerine bakarak tahminde bulunabilirsiniz. Muzlar var demek ki. Bu da bir şey ifade ediyor. Evet, şimdi bir tane mango siparişi verdik arkadaşlar. Onu soyuyor. Az önce özendire bir yemesi vardı. Bakın arkada çocuklar. Yani gerçekten böyle tam siyahilerin tam olarak yaşadığı bir Afrika ülkesine gitmek çok istemiştim. Çok şükür nasip oldu. Daha önce Afrika olarak Mısır'a gittim ama tabii Orta Afrika değil. Burada Orta Afrika'yı deneyimleme şansımız mevcut. Bakın her anlamıyla kadın kafasında kaç kiloluk yükü taşıyor. Burada muz var. Muzlar da gayet güzel görünüyor. Hindistan cevizi var. Şey, ananas var burada. Ananas da güzel. Oldukça uygun. Sadece 12 şilin. Ha ya, yeah, big one. Yeah, it's the sweet one. Which is sweet? It's good? Okay. Evet, fiyatı oldukça uygun arkadaşlar. Tanesi 12 TL. İki tane aldık ananas. Just put the pocket, it's okay. Oh, vallahi ne güzel koktu ha. Ay maşallah. Evet, Tanzanya'da pazar alışverişindeyiz arkadaşlar. Aldık. Şimdi 2000 Tanzanya şilini vereceğiz. Ha? No? Okay. Evet, burada muz aldık arkadaşlar. Muzu taneyle satıyorlar. Tanesi 250 şilin. Yani 8 tane falan aldık. O da 2000 şilin yapıyor. 2000 şilin de 24 TL falan yapıyor. Okay. Evet arkadaşlar, burada da bakın portakal, mandalina mı? Yani portakala benziyor ama ne olduğunu tam anlayamadık. Kokusuna baktık. Kokusu biraz farklı. Denemek için alacağız bakalım. Tanesi 100 şilinmiş. O da ne kadar yapıyor? Tanesi 1 lira 25 kuruş gibi bir şey. Evet, şimdi Afrika'nın içinde bir mağazaya geldik arkadaşlar. Burada tanıdığımız markalar var. Skechers, De Facto, dışarıda LCO22 var. Türk markası. Burası Tanzanya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Burada mağazanın önünde Tanzanya-Zambiya maçı var. Buradaki Afrikalılar da Tanzanya maçını izliyor. Tanzanya! Yeah! Burası Tanzanya'nın en büyük semtindeki en büyük marketlerden bir tanesi. Böyle gayet Avrupa'yı tarzı. Bizimkiler denememişler diye böyle hazır soyulmuş şeker kamışı vardı. Ondan aldım arkadaşlar. Şu anda iklim değişti.
yatay ağaçlar, vahşi yaşamın olduğu. Televizyonlarda mutlaka görmüşsünüzdür işte Masai Mara, Serengeti belgeselleri çekildiği yerler. İşte biz de oralara gideceğiz. Zaten şu bitki örtüsü size tanıdık gelmiştir görsel anlamda. Evet, burada da bakın Masai'ler var arkadaşlar. Hep kırmızı kırmızı. Bizim kırmızı peştemallere benzeyen bir giysi giyiyorlar. Şurada da var bir tane, yolun kenarında oturuyor. Masai'lerin yanına pek yaklaşmamızı istemiyorlar arkadaşlar. Ama hazır çekme fırsatı varken bir tane Masai var burada, önümden geçiyor. Mambo! Evet, kulaklara falan bakabilirsiniz, böyle delik. Oraya tabak gibi bir şey geçiriyorlar böyle genelde. İyice deliği büyütüyorlar. Evet, Afrika'nın Tanzanya'nın savanlarındayız arkadaşlar. Bakın burada ilginç kabuklu bir kaplumbağa var. Tam yolun karşısına geçiyordu ancak bizim araç gelince geri döndü. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Kafayı içeri doğru sokuyor. Tarangire yoluna girdik arkadaşlar. Bakın burada çocuklar var. Burada yolda durmak yasakmış arkadaşlar. Çünkü hep yiyecek ve para istiyorlarmış. Bir tanesi için durursan da hepsi bir sürü toplanıyor diyor. Bunlar savanlarda çok yaygın olarak görünen, şeklinden de belli böyle yataya doğru giden ağaçlar. İsimlerini sordum. Akasya diyor. Acaba bizdeki akasya mı yoksa onlarda akasya diyorlar, farklı mı? Bilmiyorum, emin değilim. Ama etrafta bu ağaçlardan görmek çok mümkün. Bak Nurgül abla, şu ağaç işte bak, çok güzel kokuyor. Burada şoförümüz Mevlüt var. Mevlüt Müslüman. Baoba? Baoba. Oo, evet, baoba ağaçları var arkadaşlar. Baoba dedi ama baobalar çok kalın oluyor biliyorum ama bu baoba mı bilmiyorum ya. Biraz farklı. Hindistan'da falan da var diye biliyorum ama biraz daha farklı. Yok. Evet, bakın burada bir bufalo kafa kemiği var. Burada da antilopun ki var. Şurada da bakın devasa büyüklüğe sahip bir şey var. Bilin bakalım bu ne? Bu neyin kemiği olabilir böyle bu kadar? Dinozor kadar büyük. Aa, üzerine kertenkele var. Kuyruk kopmuş ama. Evet, şu hemen dişleri gösterirsem gayet de anlayacaksınız. Tabii ki fil. Filin kafatası kemiği. Aman Allah'ım, ne kadar büyük ya. Of, kemiğin içi böyle gözenek gözenek. Bakın birçok ölü hayvanın. Oo, şu çok büyük ya. Bufalonun kemiği. Şuna bak, odun gibi. Ne kadar kalın. Evet arkadaşlar, bakın şimdi de deve kuşları var burada da. Tamamen doğal ortamında yani. Yani kızdıkları zaman hemen ne yaparlar? Kafayı kuma gömerler. Evet, buraya bakıyoruz bir şey var mı diye. Burada herhangi bir şey yok. Böyle aracın tepesi açılıyor arkadaşlar. Dışarıdan böyle bakabiliyoruz sadece. Çekirdek kaplanları bulun arkadaşlar. Evet, tam ağacın üzerinde iki tane var. Biri ayakta, biri oturmuş. Ağızları açmışlar, sıcaklamışlar. Vücut ısısını dengeliyorlar. Evet, burada da diğer safariciler var. Hey! Evet, burada da diğer safari araçları gözlemliyor. Evet, başka safari araçları da geliyor. Şu an tam Afrika'nın savanlarındayız arkadaşlar. Belgesellerde gördüğünüz yerler. Yani bu hayvanlar tamamen burada özgür. Etraflarında herhangi bir çit falan yok. Bazen işte halkın çocuklarını falan da yediği oluyor. O yüzden Masai halkının da kadınların temel amacı evi yönetmek, hatta ev yapmak. Erkeklerinki sadece güvenliği sağlamak. Oo, aşağı inecek galiba. Eşine doğru döndü. Oo, o da yattı. Geriliyor. Vay be. Şu an belgeselin tam ortasındayız ya. Yani dünyanın en vahşi yaşam alanlarından bir tanesinde. Aşırı doğal bir yaşam olduğu dışarıdaki seslerden bile belli. Kuş, börtü, böcek, o kadar çok yoğun bir çeşitlilik var ki. En çok hoşuma gidenlerden bir tanesi şu ağaçlar, şu ileride böyle yatay savan ağaçları, yerel dilde akasya diyorlar. Evet, bakın başka diğer araçlar da geldi, onlar da gözlemliyorlar. Aracın içerisi de böyle, böyle 7-8 kişi çok rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Evet, zaman geçmiyor ki bir başka yabancı hayvan görmeyelim. Şimdi de zürafa var arkadaşlar. Zürafa ses telleri olmayan bir hayvan. Asla ses çıkartamıyor. Arkalarda bir yerde de fil vardı. Ancak onu çektim. Enes Doğa'da kanalı için çektim.
Şu anda görünmüyor. Burada çekecektim ama biraz daha uzaktaydı. Ağaçların arkasındaydı. Görürsem sizlere göstereceğim. Evet, bufaloları arkadaşlar daha yakından görme imkanına sahip olduk. Ama şaşırdığım bir şey var. Yani 1 kilometre geride 3-4 tane aslan var. 500 metre ileride fil var, zürafa var. Nasıl birbirlerini avlamıyorlar? Çok ilginç yani. Biz aslanı günlerce av arıyor diye biliyorduk ama şu an bayağı bol besin kaynağı var yani. Şöyle göstereyim oldukça keyifli. Burada da baobab ağaçları var. Çok büyük gövdeleriyle biliniyor. Şu bakın şurada. Baksana. Evet, şurada da 3 tane baobab var arkadaşlar. Şurada da var baobab. Burada da var. Yeni yağış düştüğü için bakın bazı yerlerde bayağı bir su var. O yüzden hep 4x4 araçlar kullanılıyor. Evet, aracın birkaç metre yanına kadar geldi. Domuzlar arkadaşlar, bir sürü de yavruları var. Oo, nasıl hızlı koşuyor. Evet, şurada da yavrularıyla birlikte kuş var arkadaşlar. Babası da yukarıda ağacın kütüğün tepesinde. Evet, şimdi iki tane daha fil var arkadaşlar. Şu ağaçların altında. Daha yakından görme imkanına sahip olduk. Fillerin olduğunu haber alan hemen diğer safariciler de geliyor oraya doğru. Evet arkadaşlar, fil sürüleri acayip güzel. Oho, süper ya. Çok güzel. Evet, fillere yol açıyoruz arkadaşlar. Of, kocaman ya. Şuraya bakın, arkaya bakın. Oho. Burada şöyle dikitler var arkadaşlar topraktan. Onun ne olduğunu sordum. Onu termitler yapıyormuş. Termit karıncalar. Karınca yuvası yani. Toprağın dibine kadar böyle bayağı bir yaşam ağlarının olduğu bir yaşam platformu diyebiliriz. Mesela şunu komple karıncalar yapıyor. Kim bilir 6 metrelerce uzunluğunda karınca yuvası. Oo, evet arkadaşlar, şimdi daha da büyük bir fil sürüsü gördük. Evet arkadaşlar, şu an bilin bakalım nereye geldik. Afrika yerlerinin yaşadığı Masai'lerin oraya geldik. Teknolojiden uzak olarak yaşıyorlar. Çevremizde bir sürü Masai var. They're going to show you several program here. Okay. Hey,
Okay, now it's time to go in the middle. Because this is the end for the dance. Okay. Yeah, this is the end. I can hold like this. Mm-hmm. Okay. Like this. And the house is for the belong for one women. Mm-hmm. In the middle center is for the cow. Ah, okay. Protect them from the lion or hyena. Mm-hmm. Aslanlardan ve sırtlanlardan korumak için inekleri şu ortaya koyuyorlarmış. And every morning they are out for grassing. Every morning for? They go out for grassing and they bring back an evening back to the fence. Evet, şimdi kabilenin evlerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yaşadığı evleri göreceğiz. Bakın burada ateş pişirmek için yaptıkları bir ocak var. Şöyle. Şurada da bakın dışı böyle ağaçlarla çevirmiş. Etrafı samanlık. Kerpiç gibi bir zemin var. Şurada çok güzel mavi bir kuş var. Çocuk çıktı oradan bir tane. Kadınlar burada incik boncuk örüyorlar. He's a little baby. So don't you want technology to use? To do what? To do like easy life, better life. No. Why you don't prefer? Because it's a traditional. They don't want to So you don't accept the technology. Make a better life now. They like to. Maybe you are thinking if we use technology, you will forget your culture something. Do you think like that? No, they like to keep the traditional like this. This is a very hard life. Ah, okay, like it's. Are you looking about it sin to use technology or no. Why? I don't know, because they like to keep like this. Mm-hmm. If you go into the city, is another thing, different. Yeah, so they like to stay in the bush. So you really like to love like that? Yeah. Okay. Okay. Evet, şimdi bir Masai'nin evine giriyoruz. Bakın burada böcekler var. So you're welcome. There is, this is Masai house. Ha? It's one family live here. Oh. You can sit here. Aile yaşıyormuş. You can sit here, my friend. Ah. Yeah, sit here. What is there inside? No? Nothing. Okay. This is for meal, right? Or light? They do use the fire for the light. Ah, yes. Işık için. Ben for the hut. Çevireyim bir yandan. Orayı mutfak olarak kullanıyormuş. Odunları falan erkekler getiriyormuş buraya. Evi de kadınlar inşa ediyormuş. And here, myself, I have four wife. Oh, çok eşlilik varmış. 4 tane eşi varmış. 15-20 tane inek verirsem o zaman evlenebilirim diyor. Kadın verecek. Başta... Yok, kadın değil, erkek verecek. Erkek verecek. Evlenirken sütle kanı karıştırıyorlarmış, onu içiyorlarmış. İnek kanı veya keçi kanı diyor. Sütle kanı karıştırmalarının sebebi ne, bir anlamı var mı onun? So she wonder why you mix milk and blood. What is the meaning? To be, yes. Daha güçlü olmak için diyor. Peki kadınların evlenme yaşı kaç burada? When woman married start? Like 18. 18 falanmış. Dışarıdan toplayamıyoruz suyu diyor. Çünkü tuzlu su diyor. Satın alıyoruz mecburen diyor. Evet, burası da yataklarıymış arkadaşlar. Masailerin. Burada inek derisi ve kıyafetler var. Burası da çocukların yataklarıymış. Burada uyuyorlar. Why entrance is like that? Because the wind. Ah, okay. Protect the wind. Because sometimes they have much wind. So that why the entrance can be like this. Ah, okay. Evet, rüzgar vurmasın diye böyle yapıyorlarmış. Rüzgar kalsın diye. Okay. Now I take you to see the school. Okay. Evet, tek geçim kaynakları turistler. Turistlerden gelen paralarla bir şeyler alıyorlar. Yaşamları birazcık modern çağa göre şekillenmiş. Burada kendileri yaptıkları birçok ürün var arkadaşlar. Onlardan satıyorlar şeylere. Evet, çok çocuk var burada. Masai çocukları. Burası onların okullarıymış. Burada öğreniyorlar. (Gülüyor)
Evet, kameraya bakıyorlar dikkatli dikkatli. Hello, sit down. Hello. Evet, burada da Masailerin yaptığı birçok şey var arkadaşlar. Böyle birçok el yapımı, bunları turistlere satıyorlar, öyle geçimlerini sağlıyorlar. Zamana ayak uyduruyorlar. Böyle diyebilirim, bakın burası komple dolu. Ve diyelim ki eşyalarla birlikte. Tüm görmek istediğimiz vahşi hayvanları gördükten sonra Tarangire'deki otelimize geldik. İnanılmaz güzel bahçesi var arkadaşlar doğanın içerisinde. Ve çok güzel ahşapla dekor etmişler. Evet, şöyle yatağımız var. En güzel tarafı da manzarası. Bakın ileride çok güzel bir manya var ama öyle bir göl var arkadaşlar. O manzaralı bir oda. Şurada böyle balkonumuz. Şurada çiçek çaylarımız. Vallahi çok beğendim. Geceyi burada geçireceğiz arkadaşlar. Yarın da bambaşka bir macera başlıyor. Bu sefer başka bir ulusal parka gideceğiz. Orada da farklı hayvanları deneyimleyeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi çok güzel doğanın içerisinde bir oteldeyiz arkadaşlar. Ve burada bizim için hazırlanmış bir gösteri var. Asante sana. Mambo. Acrobatic show special for you. Enjoy. Yeah, enjoy. Okay, it was very nice. Thank you. Ateşte gösteri yapıyor. Arkadan da çok güzel bir
arkadaşlar. Ateşe meydan okuyor. Evet, şimdi iki tane birden geliyor. Vay 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 vay. Oh man! Watch out yourself. Adam ateşle dans yapıyor ya. Congratulations. No man, no. Don't do this, man. Congratulations. Congratulations. Okay, wow. Welcome try drum, welcome try marimba, Miss Teach. Oralardan çal bir. Hayırlı sabahlar. Güne çok güzel bir otelde gözlerimizi açarak başladık. Güzel de bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Şimdi otelimizin bahçesini keşfedeceğiz. Özellikle manzarası çok güzel. Bizimkiler sabah erken saatlerde kalkmışlar ve maymunları görmüşler. Orada bir tane yüzme havuzu var. Şurada aşağıda Manyara Gölü Ulusal Parkı var arkadaşlar. Saat 12.30'da buradan ayrılacağız ve yeni safari turuna doğru başlayacağız. O belgesellerde izlediğiniz Serengeti olması lazım programda. Ağaçlara bakıyorum maymun falan var mı diye. Herhalde yok.
Oo evet. Çok büyük göl arkadaşlar. İki ülke arasında sınır oluyor aynı zamanda. Evet. Göl bayağı uzakta. Yani şu gölün üzerinde otlaklar var gibi görünüyor. Onlar otlak diye bildiğin koca ağaç arkadaşlar. O yüzden uzaktan baktığınızda böyle göl buradan ne kadar uzak, ne kadar yakın öyle bir kavram oluşmuyor. Çünkü bitki örtüsüne yabancı olduğumuz için, tanımadığımız ağaçlar olduğu için. Ama şuradan bakıyorum ki bayağı bir uzakmış. Sütüklar uçuşuyor. Hava ortalama 20-25 yok. 27-28 derecelerde. 30 dereceler falan buluyor gün içinde. Evet arkadaşlar yılan var gördünüz mü? Yeşil yılan, aynısını Endonezya'da da görmüştük. Jumbo, Jumbo. Asante sana. Karibu. Evet arkadaşlar burada yapılmak istenen şekle göre ağaçlar geliyor. Ağaçlar bu arada ağır bir ağaç yani kalın. Şimdi içeride göreceksiniz acayip güzel eserlere dönüşüyor. Burada birçok hayvan heykeli var görüyorsunuz. Bazıları üzeri işlemeli ama daha henüz boyanmamış. Burada o da beni çekiyor. Hey! Evet burada mesela zımparalıyor. Burada şekil verme işlemi var. Burada zımparalama var. Burada herhalde son rutuşları yapıyor. Burada da zımparalıyor ve boyuyor. Hakuna Matata. Ha. Evet. Genelde Afrika'da arkadaşlar nerede beyaz görseler hemen para istiyorlar yani. Nazikçe de olsa. Böyle bir şey var. Çünkü günlük, şimdi aylık ortalama kazanç burada Tanzanya'da 100 dolar civarı. Bakın burada acayip güzel el emeği eserler var. Tabi içeride daha özel ürünler var. Onları daha yeni boyalı böyle gıcır gıcır parlak olması için, yağmurdan rüzgardan etkilenmemesi için buraya koyuyorlar. Çok güzel maskeler var. El işçiliği. Ama tabii ki çok ucuz değil el işçiliği olduğu için. Ben de bir tane 55 dolara bir maske aldım böyle. Şuna benzer. Dekor olarak kullanmaya salonumuzda. Şöyle neredeydi? Arka tarafta. Yani böyle birçok şey var. Bakın meyveli tabaklar falan var. Ondan sonra kaşıklar, maskeler, heykeller var. Şimdi mesela bakın şöyle. Şu tarz maskeler var. Evet bakın şöyle heykeller. Yani bin bir çeşit ürün dolu. Dışarıda tablolar var. Bileklikler Tanzanya usulü, Tanzanya renklerini andıran. Gayet güzel. Maymunlar var şu an. Önümüzü baktım gibi oh, bir tanesi şurada yerde yatarak temizleniyor. Küçücük ya, yeni doğmuş valla var ya. Alacağım onu götüreceğim ya. Little bit more. Ooo evet arkadaşım ben varım var. Küçücük ya, ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Evet Norongoro Park'ın girişine geldik. Bakın orada bir tane babun var. Ormanların rengi çok güzel ya. Özellikle tropikal bölgelerde böyle.